Memlekette neler oluyor bitiyor ona bir bakalım. Futbol dünyasının ünlü isimlerini hayali fon yaratarak dolandıran eski banka müdürü Seçil Erzan'ın davası gündemdeki yerini koruyor. Futbol dünyasındaki gizli fon dolandırıcılığı dün medyaya yeni görüntüler yansımıştı bu olayla ilgili. Gizli fon dolandırıcılığında son gelişmeler neler konuşacağız? Konuğumuz var. HT360'ın konuğu hukukçu doçent doktor Yılmaz Yazıcıoğlu. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Olduk. Şimdi davanın ilk duruşmasında iki tutuklu sanığın tahliyesine karar veren mahkeme heyeti eski futbolcu Semih Kaya ile 10 kişi hakkında zorla getirme kararı verdi. Bundan sonra dava süreci nasıl devam edecek? Herhalde Semih Kaya ve diğerleri açısından tanık sıfatıyla gerekli gördüğü için mahkeme davet etmiş olmalı. Umarım usulüne ortada uygun davetiye vardır. Çünkü zorla getirme kararı verdi. Aradaki duruma bakınca bilemiyorum. Herhalde usulüne uygun tebligatlar yapılmıştır. Türkiye'de hukuk her şeyi usulüne uygun yaptı. Bunu öyle yapmıştır diyeceğim. Yani bir şey diyemiyorum. Çünkü hukukumuzu uygulayanların biraz kanunları kafasına göre esnettiğini bildiğimiz için bir şey diyemeyeceğim. Hı hı. Ama zorla getirme sebebi tanıklıklara müracaat etmek için olsa gerek sanık olmadıklarına göre. Bu Erzan savcılıktaki ifadesinde Semih Kaya'nın kendisini tehdit ettiğini söylemişti. Sanıkların 6 aylık telefon dökümleri incelemede. Bu önemli bir veri mi? Bu düğümü çözer mi? Hiçbir şekilde çözeceğini zannetmiyorum. Zaten her gün yeni bilgiler elde etmekteyiz. Ama espri şu ki, tipik bir dolandırıcılık var. Dolandırıcılıktaki espri, bazı toplum bakımından çok popüler olan, medyatik olan, çok bilinen isimlerin, Sülün Osman tabiri olan bir hadisede dolandırılmış olmalı. Yani merak ediyorum, farklı yorumlar da yapılıyor, okuyoruz günlerdir ama Seçil Erzan bu işte tek başına mı, yoksa bu dolandırıcılığın işte farklı ayakları var mı diye. Bu kadar büyük bir işte nasıl ilerleme oluyor? İyi soru. Şimdi bu kadar aslında büyük dediğiniz işte acaba kaç kişi dolandırdı? Yani bu gördüğümüz futbolcu grubu mu? Yoksa bunun dışında yüzler binler de var mı mağdur olan? Hı hı. Ama olsaydı şu ana kadar çoğu gelirdi. Demek ki belirli isimler çerçevesinde geçen bir hadise var. O yüzden de buradaki işin büyüklüğü aslında toplum bakımına topluma mal olduğu iddia edilen bazı şahısların ava giderken avlanıyor olmalarından kaynaklı olan durum. O yüzden de hepimizin ilgisini çekiyor. Hepimiz bakıyoruz. Hep rol model olmaları gerekirken zekaları ve yetenekleri rol model olacakken saflıkları da rol model oluyorlar. O yüzden yapacak bir şey yok. Şimdi Seçil Erzan'ın hangi suçlardan yargılanacağı ve parayı elden teslim ettikleri için mağdurlar açısından da suç unsuru olup olmadığı tartışılmaya başlandı. Bu parayı verenlerin, kandırıldık diyorlar ama parayı verenlerin bir sorumluluğu var mı, merak ediyorum. Tabii ki parayı verenlerin önce kendilerine, sonra parayı beraber kullanacakları eşlerine, ailelerine vesaire oluyor. Bu yargılamada bir şahs olabilir ama hukuki açıdan soruyorsanız, evet. O zaman mağdur değil fail demeniz gerekecek. Eğer mağdur diyorsanız sorumlulukları olamaz. Şöyle düşünelim. Aslında hep söylerim yani Sülün Osman esprisini yapmamdaki sebep de şudur. Genellikle Sülün Osman tipi insanlara dolandırılanlar aslında onu dolandırmaya çalışanlardır. Yani hiçbir zaman o parayı alamayacağınız bir Galata Kulesi'ne ya da Unkapalı Köprüsü'nü veya işte çok sıkışmış olan yapmayacağı işleri yapacağı şeklinde hareket eden insanlardan oraları almaya çalışırsınız. Yani bankacılık kanunu ve Türkiye'deki işte faiz, onun işte gelir ve getirileri ne olduğu belli olan bir ortamda çılgın rakamların geleceği umuduyla sistem dışına çıkanların yaptıkları eylemlerde tabii ki ya eylem dediniz, paranızı değerlendirme tasarrufu. Ya bu paranızı bu işte
işte dolandıran kadına verebileceğiniz gibi gidip loto da oynayabilirsiniz. Yılbaşı biletini alabilirsiniz. Yurt dışındaki herhangi bir çekişe de katılabilirsiniz. Yani bu sizin kendi tarafınız. Bunu ona vereceğiniz gibi un kapının köprüsüne ya da başka bir yerde fakire de atabilirsiniz. Atabilirsiniz de bu para kişilerin mülkiyetine dair. O yüzden de bunu elden, bankadan götürüp ne şekilde verdiklerinin herhangi bir şey yok. Eğer şahıslar olduğu için çok uzatmaya da gerek yok. Bir şirket olsaydı şirketlerin paraların elbette ki bankacılar arasıyla yapılması gerektiği konusunda hepimiz biliyoruz. Hı hı. O yüzden tartışacak bir şey yok ama bunlar mağdur. Peki şunu merak ediyorum. Bir bankanın çalışanı Seçil Erzan dışarıdan farklı yollarla paraları alıyor. Bütün sorumluluk kendisi üzerinde mi? Yani bu düğüm sadece kendisi üzerinde mi dönecek? Yoksa farklı isimler elbette geçiyor ama denkleme ilerleyen süreçlerde neler katılabilir? Şimdi şöyle söyleyelim, eğer işte mağdur dediğimiz hepimizin bildiği futbolcular ve teknik direktörler vesaireler bu şahsa güvenip sadece bu şahıs üzerinden bu nevi işlemleri yaptılarsa ortada sadece Seçil Erzan isimli şahıs veya ona yardım edenler varsa iştirakleri oradan da bana göre nitelikli dolandırıcılık ve eğer sahte evraklar düzenlemişse, makbuzlar vesaire falan fişman gibi evrakta sahtecilik olur. Hayır, kullandığı evraklar bankaya ait evraklarsa, eğer hukuka aykırı yollardan bunları elde etmiyorsa o zaman bankada sorumluluğu var. Ama eğer banka zaten bu parayı almış vesaire yapsa bankada sorumluluğu olacaktır. O yüzden de bu aşamada dosyaya vakıf olmadan ve dosyanın detaylarına vakıf olmadan evet banka sorumludur, hayır banka sorumludur şu demek değil ama ortada sadece denden içinde söylüyorum. Hı. Size ve basına yansıdığı kadarıyla bu kadar kişi bu kişiye paraya belirli bir faiz alacağım amacıyla parayı verdiğini ve parayı geri almanı söylediğinde nitelikli dolanacak suç gözüküyor. Çok çok teşekkür ederiz ST360'a katkılarınızdan dolayı. Doçent Doktor Yılmaz Yazıcıoğlu hukukçu, özellikle son dönemde fon dolandırıcılığı gündemdeydi. Dava süreciyle ilgili gelişmeleri konuştuk.